Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki yayın için kamera önerileri videomda bahsettiğim gibi ışık önerileri videom ile karşınızdayım. Her zaman söylediğim gibi görüntü kalitenizin iyi olması için neredeyse kameradan daha önemli olan ekipmanımız ışığımızdır. Yüzümüzü ne kadar iyi ve ne kadar doğal aydınlatırsak kameramız ne kadar düşük konfigürasyonda olursa olsun görüntümüz keza daha iyi olacaktır. Şimdi sizlerle birkaç tane ışık modeline birlikte bakacağız. Ama bakmaya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Birinci ürünümüz Ring Light. Genellikle TikTok kullanıcılarında mutlaka rastlamışsınızdır. Ring Light'ları başlangıç ürünü olarak listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Boyutları nedeniyle az yer kaplar ve ışığı gayet yeterlidir. 150 lirayla 250 lira arasında piyasada bulabiliyorsunuz. Ring Light'ların çok çeşitli ölçüleri var. Mutlaka araştırma yaparken ölçülerine dikkat edin. 5 inç, 13 inç, 12 inç, 14 inç, 18 inç gibi boyutları mevcut. Benim kullandığım 12 inç boyutunda ve 12 inç boyutunda bir Ring Light sizin işinizi hayli hayli görecektir. Aynı zamanda kablosu üzerinde bulunan bir kontrolcüsü mevcut. Bu kontrolcü ile renk sıcaklığını ve ışık yoğunluğunu rahatlıkla ayarlayabiliyorum. Ben satın aldığımda kutu içerisinde 2 metreye kadar ayarlanılabilir ayağı ile birlikte geldi. Siz de mutlaka Ring Light araştırması yaparken kutu içeriklerine bakın, ayağı dahil olanı tercih edin. Bu sizi ilerleyen zamanlarda ekstra bir masraftan kurtaracaktır. İkinci ürünümüz Softbox. Softbox'lar daha çok YouTuber'ların kullandığı, sabit bir alanda çekim yaparken maksimum performans alabileceğiniz ürünlerdir. Piyasada araştırdığınızda birçok setup'ları var. İşte tekli satılıyor, ikili satılıyor, dörtlü satılıyor. İşte bunlar kendi içerisinde ayrılıyor. Tek duylu, iki duylu, dört duylu olarak veya işte ampulle çalışanı, ledle çalışanı gibi birçok setup'ı mevcut. Benim kullanmış olduğum normal ampulle çalışan ve tek duylu modeli. Ben de bunu baz alarak size anlatacağım. Genelde tekli fiyatları 250 lirayla 500 lira arasında değişmekte. Ama tabii çok daha pahalı softbox modelleri mevcut. Bize basic, en ucuzu ve tek duylu olanı ve ampulle çalışanı gayet yeterli olacaktır. Softbox'larda genelde şu spiral gibi olan tasarruflu ampulleri tercih ediyoruz. İkili setlerden satın alarak sağınıza ve solunuza softbox konumlandırarak daha güzel, daha kaliteli bir ışık kendinize verebilirsiniz. Fakat tabii Ring Light kadar küçük değil, biraz daha büyük bir ürün oluyor bu ve biraz daha yer kaplıyor odanızda. Softbox'lar genelde ampulü ayağı içerisinde set halinde satılır. Ama bazı modellerin içerisinde ampul çıkmamakta. Mutlaka alacağınız ürünün kutu içeriğine bakın ve ona göre bir karar verin. Çünkü bir softbox aldığınızda ayak ve ampule mutlaka ihtiyacınız olacak. Şimdi araya girerek bir not eklemek istiyorum. İlk iki önerim Ring Light ve Softbox'tı. Ben şu anda da size bu videoyu çekerken de bir adet Ring Light, bir adet de Softbox kullanıyorum. Şimdi ben de iki adet farklı ürün olmasının sebebi şu. Ben ilk başta daha acemiyken bir adet Ring Light'ın yayınlarım için yeterli olacağını düşündüm ve bir adet Ring Light sipariş verdim. Ama yaptığım birkaç yayında ve testlerde tek bir adet Ring Light'ın yeterli olmadığını gördüm. Ve ben daha öncesinden de YouTube yaptığım için elimde bir adet Softbox'ım mevcuttu. Ben de sağ tarafıma Softbox'ımı, sol tarafıma da Ring Light'ımı konumlandırarak bu şekilde çok mükemmel olmasa da hayatımızı idame ettirebilecek kalitede bir ışık sunuyor gördüğünüz gibi. Siz de kendi tercihinize göre isterseniz 2 adet softbox veya 2 adet Ring Light sağınıza solunuza konumlandırabilirsiniz. Ya da benim gibi 1 adet Ring Light, 1 adet softbox da konumlandırabilirsiniz. Karar tamamen sizlere kalmış oluyor. Ama genel olarak bakarsak evet, mükemmel değil ama kötü de değil. Orta derecede, başlangıçta sizi bu şekilde bir ışıklandırma gayet kurtaracaktır. Üçüncü ürünümüz Godox LP260C. Tamamen fiyat performans ürünü olan Godox LP260C bir yayıncının ya da YouTube içerik üreticisinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ergonomik kompakt bir ürün. Godox ışık konusunda gerçekten çok tecrübeli bir marka ve inanılmaz kalitede ürünler üretmekteler. LP260C 3300 Kelvin ile 5600 Kelvin arası renk sıcaklıkları sahip. Aynı zamanda bu ürünün arkasında bulunan kontrol panelinden Kelvin ayarınızı ve ışığınızın yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ekstra bir ücretle satın aldığınız bir uzaktan kumandası mevcut. Bu uzaktan kumanda ile bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bir de en sevdiğim özelliklerinden biri birden fazla LP260C ürününüz var ve bu uzaktan kumandayla bu cihazları tek bir kanal yapıp sadece bir kumandayla tüm ürünlerinizi kontrol edebiliyorsunuz ve tüm ayarlarını bir kumandayla
bandıyla yapabiliyorsunuz. Yani kalkıp iki ışığa da ayrı ayrı ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Özellikle belirtmek istiyorum, bu ürünü satın aldığınızda kutu içerisinden ayağı gelmiyor. Ekstra bir ayak almanız gerekecektir. Bir de bir özelliği daha, lityum pil satın alarak cihaza takabiliyorsunuz. Elektrik imkanınız olmadığı yerlerde batarya ile de çalıştırabiliyorsunuz. Piyasada ortalama 899 liralık fiyatıyla bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Dördüncü ürünümüz Godox ES45. Evet arkadaşlar, gelelim kalbimin çıt, gözyaşımın pıt ettiği yere. Abi bu ürün benim şu anda hayalimdeki ürün. En yakın zamanda kendime bir bütçe ayırabilirsem eğer koşa koşa satın alacağım ürünün ta kendisi. Godox ES45 modelini yayıncılar ve e-sporcular için geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Ürünün videolarına ve yabancı kaynaklardaki inceleme videolarına baktığımda bu iddiaları doğruluyor niteliğinde gözüküyor. En güzel özelliklerinden biri, bu ürünü satın aldığınızda kutu içerisinde masa bağlantı ayağı geliyor. 2800 Kelvin ile 6500 Kelvin arasında renk sıcaklığı bulunuyor. Bu üründe benim ilgimi çeken en önemli şey ise bu ışığın arkasında bir kontrol paneli var. Bu kontrol paneli çok tatlı bir LED ekrana sahip ve böyle potlarla renk sıcaklığınızı veya ışığınızı arttırıp kısmaya yarayan böyle iki minik potu mevcut. LED P260C'de bulunduğu gibi bunda da birden fazla ES45'i birbirine matchleyip tek bir panelden kontrol edebiliyorsunuz. Bu cihazın arkasındaki paneli çıkartarak masanıza koyup bir kontrolcü elde ediyorsunuz. Ekstradan bir kumanda almanıza gerek kalmıyor. Yani bu birden fazla ışığınız varsa bunları birbirine bağlayıp masanıza koyduğunuz kontrolcüden ikisini aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca Godox Lite uygulamasını Apple veya Android telefonunuza indirdiğinizde evinizde bulunan tüm Godox ürünlerini bu uygulama ile senkronize edip sadece telefonunuzdan tüm ışıklarınızı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda Godox'un kendi sitesinde bir adet Godox ES45 modelini 1399 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Eğer bütçeniz varsa kesinlikle ve kesinlikle 2 adet bu üründen almanızı tavsiye ederim. Ve bu şekilde uzun bir süre ışıkla alakalı tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Beşinci ürünümüz Elgato K-Lite. Eğer Elgato ekosistemine giriş sağladıysanız Elgato K-Lite almamanız biraz zor olacak. 2900 Kelvin ile 7000 Kelvin arasında renk aralığı sunan Elgato K-Lite masa bağlantı ayağı ile birlikte geliyor. Elgato'nun kalite ve kendi ekosistemini eksiksiz tasarladığı yayıncı ürünleri arasında bulunuyor. Eğer yayıncılıkla ilgileniyorsanız her zaman Elgato'nun herhangi bir ürününe sahip olmak istemişsinizdir mutlaka. 2500 lira civarında piyasada bulunan Elgato K-Lite ekosistem içerisinde Stream Deck üzerinden aktif olarak kontrol edilebiliyor. Açıkçası Elgato K-Lite için söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Çünkü bir yayıncının olmazsa olmazı markalardan biri Elgato. O nedenle çok da uzatmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sizler için gönül rahatlığıyla önerebileceğim ışıkları gördük. Fakat herhangi bir link bırakmıyorum. Çünkü ufak bir Google araştırması ile bu ürünlere çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu tarz ürün önerileri videolarının gelmesini istiyorsanız eğer mutlaka yorum kısmına belirtiniz. Ayrıca özellikle bir ürün gamı hakkında önerilerimi bekliyorsanız eğer bunu da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Thank you.